am de era de ea. Ben mi dedim ona kahve getir diye? Yandıysa yandı. Benim suçum. Devleri görüyor musun Sancho Panza? Aman efendim, onlar dev değil, yel değirmeni. Hadi koş asil atım Rosinante. Durun alçak devler. Ne yapıyorsun sen? Ne bu saçmalık? Saçmalık değil bir defa bu. Cervantes'in eseri, Don Kişot. Hem o duysaydı böyle konuştuğunuzu çok üzülürdü. Hem ben masalı eğlendiriyordum. Değil mi masal? Eğlendireceğim derken ilaç saatini kaçırmışsın ama. Sana öncelikler sıralamasını incelemeni tavsiye ederim. Amanın da amanın. Paçımın ilaç saati gelmiştir da. Kemal, uşağım. Okulun bile ilk günü dersi olmayı da. Kızın ilk günü. Öğrenecek bütün bunlar, merak etmeyesin. Akşama kadar öğrenmiş olursa iyi eder. Ben şirkete geçiyorum. Saniyeler, alarmlar, zamanı duyarlı bir insan modeli. Adeta patlamaya hazır bir bomba. Doğru değilsin. Allah tepeden baksın emin. Neyse Leyla, alarmın üstesinden geldiğin gibi bombaların üstesinden gelebilirsin sen. Şehriye abla, sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Masal, geldiğimden beri ne ağladı, ne konuştu, ne güldü. Ne yaparsam yapayım bir tepki alamadım. Sen, ben, Fikri birlikte iyi para kaldırdık zamanında ha Talaz. Öyle, becerikliydi Fikri. Elini ayağına çabuktu. Bir avukat ne hale düşürdü seni? Kemal, Kemal Tarhun'du. Bak, unutmamışım. Ben de unutmadım. Yıllardır unutmadım. Ama az kaldı. Öyle bir canı yakacağım ki böyle iş yaşayacak. Üç yaşındaydı. Anası bırakıp gittiğinde. O gün bugündür böyle paçım. Ne bir ses çıkarır, ne nefes aldığını işitirsin. Böylece durur. Verirsen yer içer. Vermesen de öyle durur. Sessiz sessiz. Ah canım ya, nasıl da masum bakıyor. Kemal uşağım bu yüzden pipiriklidir. Ya gitmediği doktor hastane kalmadı. Yurt dışlarına da gitti ha. Ama olmadı. Bir türlü konuşmadı paçı. Her baba çocuğuna düşkündür. Bizimkisi bir fazla. Üstüne titrer onu. Öyle böyle değil. Dünya bir yana. Masalcık bir yana dur da. Kemal Tarhun bana bulaştığına pişman olacak. En değerli şeyini alacağım onun. Canından bile fazla sevdiği şeyi. Thank you.
Şimdi fazlalıklardan kurtulma zamanı. Besleme Meryem'in besleme kızı. Koca konakta seninle baş başa kaldık. Seni uyarmıştım değil mi? O kahrolası nikah günü seni uyarmıştım. Fılını fırtını topla, bu konaktan git demiştim. Sen ne yaptın? Beni dinlemedin. Bu mesele böyle kapandı sandıysan çok yanıldın küçük besleme. Ben üstümü değiştirip hemen yenisini getiririm. Pardon da bu ne şimdi? Yani niye işgüzarlık yapıyorsun? Senden kahve isteyen mi oldu? Pekala. Şayet toplantı isterlerse ben Kemal'le konuşurum. Toplantıya o girer. Siz çıkarsınız. İstanbul'u dolaşıp iyi yemek yersiniz. Amca yoruldun sen. Eve git dinlen, masalla ilgilen. Emir Tarhun, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ne yapıyormuş? İşi üzerine alıp beni eve sepetleyip yemekten yırtacaksın. Sen nereden biliyorsun yemek meselesi? Tabii ya. Babam, değil mi? Eve gidiyorum ama işi de yanıma alacağım. Beni bahane edemeyeceksin yani. Amca sen söyle Allah aşkına, böyle iş mi olur? Dayatmayla evlilik, dayatmayla yemek, dayatmayla aşk. Çok daraldım, çok. Nefes alamıyorum resmen. Yok yemek memek. Gezmek tozmak da yok. Ben bilirim kendimi iş çıkartmasını. Görüşürüz amca. Emir. Emir. Tünel ihalesi vardı ya. Ertelenen ihale ediyorsun. Ertelendi mi? Evet. Yapma ya. Benim bir iş bulmam lazım. Şöyle çok acil bir iş bulmam lazım. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş bulduk Yonca. Ben ofisteyim. Sen niye hala buradasın? Hani yemeğe gidecektiniz? Şimdi bitti işim baba. Çıkıyordum ben de tam. İyi hadi oyalanma fazla. Kızcağız sabah kararmadan gündüz gözüyle İstanbul'u bir görsün. Demek gitmemekte ısrar ediyorsun, öyle mi? Ben seni yollamasını bilirim. Yürü. Cavidan Hanım, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Sana yürü dedim. Yürü. Cavidan Hanım. Bana ayak diretme. Yürü diyorum, direnme bana, yürü. Cavidan Hanım, ne yapıyorsunuz? Geldiğin yere geri döneceksin. Çöplüğüne geri döneceksin. Ben gidiyorsun diyorsam gideceksin.
Bırakır mısınız kolumu lütfen? Sana yürü dedim değil mi ha? Sana Cavidan Hanım. Sus. Bana bak. Anan olacak o tezek kokulu beslemeyi iyi tanırım ben. Ölmeden önce ağladı, zırladı. Hikmet'in beynine girdi. Seni oğluma yamadı. Ama beni hesaba katmadı. Bırakın beni. Nihayet yola geldin demek. Defol git. Bir daha gözüm seni görmesin. Layığını buldun. Sana böyle yerlerde sürünmek yakışır. Bana bir söz vermeni istiyorum. Söz mü? Hatta bir yemin istiyorum senden. Karşına zorluklar çıksa da evliliğine sahip çıkacağına dair. Tamam. Yemin ediyorum. Evleneceğim. Ve ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Yemin ediyorum. Ne o? Doyamadın mı kona? Bundan gayrı orası senin ocak. Annenin huzur bulması için her ne olursa olsun bana sahip çıkacaksın. Allah'ım sen yardım et. Derdin ne senin ha? Derdin ne? Sen çok fazla oldun.
Şuna bak ya. Trafik kör düğüm oldu resmen. Hadi kardeşim, hadi. Ya acelemiz var. Daha gelin hanımı gezmeye götüreceğiz. Çünkü Hikmet Bey öyle buyurdu. Hadi ya. Bana baksana sen. Sana diyorum, bana baksana. Sağır mısın? İnanamıyorum. Şu işe bak ya. Bir de kapıyı kilitledi. Aç şu kapıyı, pis besleme. Sana aç diyorum, bak kötü olacak. Açmıyorsun öyle mi? Canına susadı bu herhalde. Allah'ım ne olur yeminimi bozmamam için bana güç ver. Hop. Bak buradan ne çıktı? Buradan ne çıkmış? Para çıkmış. Masal. Sana bir sihir yapacağım şimdi. Hazır mısın? Ha? Hokus. Hokus. Nerede para? Nereye gitti? Nereye gitmiş olabilir acaba para? Hı? Bir fikrin var mı? Söylemek ister misin? O zaman şimdi sana tekrar parayı çıkartıyorum. Hokus pokus. Bak buradaymış. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Beğenmedin mi yeni numaramı sen benim? Ah. Hapiste değiliz ama gardiyansız da değiliz maşallah. Efendim Latife Hanım. Sadece maliyet analiz raporu mu? Tamam. Ama ben bugün şirkete gelmeyeceğim. Birazdan mail atarım size. Kolay gelsin. Kuzum. Ben yukarıda çalışıyorum, tamam mı? Yanımızda değilsin de tepemizdesin artık. Şah tık şahbaz olacağız. Olsun be, bu da bir şeydir değil mi masal kız? Nasıl da mutsuz bakıyor ya. E tabii, insanın başında böyle bir gardiyan olunca nasıl mutlu olsun ki? Ne yapsak da seni neşelendirsek ya. Buldum. Birlikte nefis bir tatlı yapacağız. Ama bak bu aramızda kalacak. Gardiyan duyarsa vallahi bana hücre cezası verir ha. Anlaştık mı? Ah. Ucu nereye dur Şehriyacığım? Tabii. Akılsız başın derdini ayaklar çekermiş. Yürü Şehriye. Ama önce yardımcı gardiyanı da ekart etmemiz lazım. Ablamızı birazcık oyalar. Ne oldu durduk yere sahada? Nigar! Nigar! Buyurun Cavidan Hanım. Bana çok çabuk buranın yedek anahtarını getir. Çabuk!
açmazsın öyle mi? Biraz daha göreceksin. Elini yaman, beynini yaman. Şahane. Bütün ışıklara takıldım resmen. Ayarlasam böyle denk gelmezdi. Hayır diyemem. Yeğenin de alnını böyle karışlarım. İster misin sen de? Buna evet olarak kabul ediyorum. Aç bakalım ağzını. Hop 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 hop. Aferin. Sevdin değil mi sen de? Al bakalım. İyi misin Masal? Ablacığım. Allah Allah. Masal gel şöyle rahat rahat otur. Kemal Bey, Şehriye Hanım yetişin. Masal kızım. Çakırıyorsun. Masal iyi misin? Sen bu defa çizgiyi çok aştın küçük besleme. Sen kim oluyorsun da evimde benim yüzüme kapıyı kapatıyorsun ha? Kurtuluşun yok. Gidiyorsun evimden. Bana bunu yapmaya hakkınız yok. Kim söylüyor bunu? Kim söylüyor, sen mi? Sen var ya sen. Bu eve değil gelin olmak, hizmetçi bile olamazsın. Yürü dedim, evimden defol. Gideceksin dedim sana. Yürü. Gitmeyeceğim. Güzellikle olmazsa zorla gideceksin. Sabrımı zorlama, güvenliği çağırırım. Seni yaka paça attırırım. Yürü dedim sana. Bu yaptığınızdan Hikmet dayımın haberi olmadığını biliyorum. Eğer olsaydı asla izin vermezdi. Sen beni tehdit mi ediyorsun ha? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nigar, bana bir bardak su getirir misin? İyi misin? Aç gözlerini, aç. Beni duyuyor musun? Anne! Nigar! Neredesiniz ya? Kimse yok mu? Aç gözlerini. Aç, iyi misin? Aa! Oğlum, ne olmuş bu kıza? Bilmiyorum. Geldiğimde yerde yatıyordu. Oğlum, ambulans mı çağırsak, ne yapsak? Yok, yok, ambulans olmaz. Beni duyuyor musun? Zaman kaybetmeden hastaneye götürmek en iyisi. Bari. Bana bak.
ağzından tek bir kelime duyarsam gebertirim seni. Kimse duymayacak, tamam mı? Sus. Anladın mı? Kızım kendine gel kızım. Kızım bir şey mi yuttun? Kızım söylesene, ne yedirdin bu çocuk bu hale geldi? Bir şey yedirmedim. Muhallebi yiyorduk. Birden öksürmeye başladı. Anlamadım ki. Hastane! Uşağım! Uşağım fıstık! Yer fıstığı! Yer fıstığı! Yine uzadım. Gel, gel. Ne fıstığından mı böyle oldu abla? Alerjisi var bundan. Uşağım sağ demedim. Ah, keşke ben diyeydim. Ben diyeydim. Masal, masal. Masal geçecek ablacığım. Geçecek ablacığım. Geçecek ablacığım. Geçecek ablacığım. Bak. Kızım acımayacak. Derin nefes al. Acımadı değil mi? Ha? Bak. Derin nefes al. Aferin benim kızıma. Geçti mi? Ha? İyi misin? Dik dur. Dik dur başını, dik dur. Nefes al. Hadi kızım nefes al. Nefes al. İyisin değil mi? Geçti. Aferin benim kızıma. Aferin benim prensesime. Özür dilerim Masal. Kız bilmeden oldu. Böyle bir sorumsuzluğu nasıl yaparsın? Bilemedim. Poşetin içinde fıstığı görünce muhallebiye yakışır diye koyuverdim ben de, ne bileyim. Onlar benimdi. Alışveriş ettim, eve götürecektim. Özür dilerim, düşünemedim. Böyle bir şeyin özrü mü olur? Masal'ın normal çocuklara baktığın gibi bakamazsın. Bu sorumsuzluğun bedelini ödeyeceksin. Emir Bey açmadı telefonunu. İlk aradığımda Reyhan'la tomografi alacaklarını söylemişlerdi. Hala çıkmadı herhalde. Nigar, nasıl oldu bu kaza? Sen gördün mü? Melike, kaç kere diyorum ki kimse görmemiş diye. Hala ne soruyorsun? Zaten sinirlerim bozuk. Germeyin beni. Ben odama gidiyorum baba. Ne yapacaksın odanda yalnız kızım? Gel salona oturup biraz sohbet edelim. Tamam, üstümü değiştirip geleyim o zaman. Tamam kızım. Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş geldiniz. Hayırdır? Bir şey var sizde. Hikmet. Bir kaza oldu da. Kaza mı? Herkes iyi mi? Beni duymadınız mı? Herkes iyi mi dedim? Reyhan? Reyhan nerede? Reyhan? İyi misin kızım? Ne oldu sana? Reyhan, sana sordum kızım, ne oldu? Evde Reyhan'dan başka kim vardı? Düştüm dayı. Baba. Dengemi kaybettim sanırım. Nasıl oldu? Başın mı döndü kızım?
Bir rahatsızlığın mı var Reyhan? Yok, iyiyim. Tansiyonum düştü biraz herhalde. Emir, doktor ne dedi? Küçük bir sarsıntı geçirmiş baba. Endişelenecek bir durum yok. Birkaç gün ilaç kullanacak. Melike. Buyurun Hikmet Bey. Reyhan kendini toplayana kadar yanından ayrılmıyorsun. Gözün gibi bakacaksın gelinime. Merak etmeyin Hikmet Bey. Yalnız ilaçlı olmaz, şifahaneye yeterince çorbalar hazırlarım. Hemen toparlanır. Reyhan çok dikkat et kendine kızım. Sen bana annenin emanetisin. Tamam. Dikkat ederim. Hikmetciğim, senin için rahat olsun. Bizzat ilgileneceğim ben. Bir şey olmasını istemem Reyhan'a. Allah razı olsun çiçeğim. Hikmet Bey var ya, bugün kuş aldırdı Emin önünden. Gelin hanıma da hediye etti. O köylü güzeline de o yakışır. Hoş. Yüzüğü gerdanlı kapandı o. Bu duyan olacak deme öyle. Ne diyeyim? Hayvandan, ottan, çöpten başka ne bilecek köy yerinde? Ne oluyor? Emir Bey siz miydiniz? Rahatsız olma Sefer, ye yemeğini. Bilseğiniz mi var? Kimin ki bunlar? Ha şey, Reyhan Hanım'ın da değil mi? Üzerinde nasıl kullanılacağı yazıyor. Yalnız ilaçlardan önce yemek yesin mutlaka. Tabii tabii. Önce yemek sonra ilaç. Ben hallederim. Nigar görüyor musun Emir Bey? Karısının üstüne nasıl düşüyor? Dağdan gelmiş bağdakine hizmet ettiriyor hanımefendi. Oh ne âlâ memleket. Bu duyan olacak. Günah ya, günah. Ne günahı ne? Şurama kadar geldi vallahi. Büyük hanım gelinin kafasını duvarlara vuruyor. İlacını, yemeğini takip etmek de bana kalıyor. Ben böyle kadere ne diyeyim? Ya şükür de çiçeğim, şükür de. Ya ölseydi? Oy. Ne dedin sen? Bittim. Böyle daha iyi oldu. Çok zahmet verdim Melike abla, mahcup oluyorum. Aa, Hikmet Bey ne dedi duydun? Maazallah sana iyi bakmazsam azı işitebilirim. İkimiz de bunu istemeyiz değil mi? Müsait misiniz? Tabii tabii, dinleniyordum. Ah, bu ne güzel şey böyle. Reyhan'ı aldım. Bu gerçekten benim mi şimdi? Kuşları çok sever. Sadece kuşları değil, bütün hayvanları. Adını ne koyacağım bakalım? Emir nerede? Buradayım baba. Reyhan Hanım'a Hikmet Bey almış. Güzel bir isim koymak lazım şimdi sana. Emir Bey oğlum da çok sever hayvanları. Buldun mu bakalım bir isim? Senin adın İncir olsun. İncir. Alışınca cıvıltısından uyuyamayabilirsiniz. Neyse, size iyi muhabbetler. Belli ki İncir'le konuşacaklarımız var. Yemin de azalmış senin. Yarın alışverişe çıkacağım.
Yemin de alırım. O zaman yarına kadar sabredeceksiniz Zincir Hanım. İşim mi acaba? Ya ölseydi? Hiç düşündün mü o zaman ne olurdu? Ben sana bu listeyi dikkatle oku diye verdim. Bak madde 14 ne yazıyor? Alerji. Masaların fıstığın her çeşidinde alerjisi var. Hızlıca okurken dikkatimden kaçmış. Dikkatsizliğin masanın hayatına mal olabilirdi. Belki sana oyun gibi geliyor ama ben bunu eğlence olsun diye yazmadım. Anladın mı? Anladım. Bu yaptığım benim açımdan affedilecek bir şey değil. Ama masal, masal sana tepki veriyor. Eğer seni kovmuyorsam tek sebebi masal. Hırsızlık yapan birisini bakıcı olarak eve aldım. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Masalın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Masala iyi geliyorsun diye buradasın. Eğer masal olmasaydı şu an başka şeyler konuşurduk. Olman gereken yerde olurdun. Anladın mı? Anladın mı dedim? Anladım. Şeytan diyor, tükür içine tükürük yesin köylü güzeli. Tövbe tövbe ya. Hizmetçi olarak giremeyeceği konuğa hanım oldu hasbım. Nigar. Buyurun. Ne o tepsi? Nereye gidiyor? Reyhan Hanım'a. Ayağına yemek mi götürüyorsun? Masaya niye teşrif etmiyor? Emir Bey öyle istedi. İlaçlarını da mutfağa bıraktı. Vakitlice verilsin dedi. Karısıyla ilgilenmek istiyor herhalde. Senin o dilini koparırım Nigar. Geri götür şu tepsiyi. Kimsenin odasına yemek gitmeyecek. Ama Emir Bey... Lafımı ikiletme. Ne diyorsam o. Bu aralar gözüme batmaya başladın. Kendine çeki düzen ver. Tamam, affedersiniz. Oğlumu sana kaptırmayacağım, küçük besleme. Yemin az. Bari sus kalma incircik. Biliyorsun değil mi? Bundan sonra buradaki en yakın arkadaşım sensin. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Hikmet'i kandırabilirsin. Hatta Emir'i de kandırabilirsin. Ama ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bu hastalık yalanını daha fazla uzatma. Yalan mı? Başımı duvara çarptınız. Aklın başına gelsin diye sana bir fırsat sundum. Bu evde sana rahat yok. Beni anladığını umuyorum. Anladım. Bugün yaptıklarınızdan sonra. O zaman kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Çünkü son kez konuşuyorum. İyileş, toparlan ve evimi terk et. Geldiğin yere, köyüne geri dön. Burası senin çöplüğüne benzemez. Bu konakta bugüne kadar benim istemediğim hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. İnan bana, daha hiçbir şey görmedin. Şayet dediklerimi yapmazsan, o boş, sevimsiz kafanı bu sefer gerçekten ezerim. Ve ben asla, asla işimi yarım bırakmam. Cavidan Hanım.
Bakın sizi anlamaya çalışıyorum. Canımı yakmanıza, benden nefret etmenize rağmen size hak veriyorum. Beni oğlunuza layık görmüyorsunuz. Sen kendini bu konağa, bu hayata layık görüyor musun? Beni tanımıyorsunuz. İşte bir tek bu konuda sizi anlamıyorum ve size hak vermiyorum. Benim için de kolay değil. Biraz da benim tarafımdan bakmaya çalışsanız. Hak veriyormuş. Sen bana hak veriyorsun öyle mi? Kimsin sen? Sen kendini ne zannediyorsun ha? Ben Reyhan Tarhun'um. Hikmet Tarhun'un gelini, Emir Tarhun'un karısıyım. Ve siz isteseniz de, istemeseniz de gelininizin. Bak şuna. Bir de meydan okuyorsun öyle mi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen de başına neler geleceğini az çok anlamışsındır. Bu konaktan defolup gideceksin. Hayır. Hiçbir yere gidemem. İsterseniz yarım bıraktığınız işi hemen şimdi burada tamamlayabilirsiniz. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum.